torbasını teslim alırken dikkat edilmesi gereken hususlar. Torba teslim tutanağında yazılı malzemelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Torba üzerindeki sandık numarasıyla torba içindeki sandık seçmen listesi ve diğer numaralı evrakların görev belgenizde belirtilen sandık numarasıyla aynı olması gerekmektedir. Sandık kurulu başkanının seçimden bir gün önce yapması gereken işlemler. Sandık kurulu başkanı seçimden bir gün önce görev yapacağı sandık alanına giderek bina sorumlusuyla birlikte bir adet sandık ve iki adet oy kabinini bina sorumlusunun belirlemiş olduğu alana yerleştirir. Sandık kurulu başkanı sandık numarası etiketini oy kullanılacak sandığın bulunduğu odanın kapısına ve oy sandığının önüne yapıştırır. Ayrıca Cumhurbaşkanı etiketini de sandığın üzerine yapıştırır. Bina sorumlusunun belirlediği yerlere yönlendirme etiketlerini yapıştırır. Şimdi birkaç hatırlatma yapmak istiyorum seçim gününden önceki çalışmalara ilişkin. Şimdi herkese torbaları biz Cuma günü itibaren dağıtmaya başlayacağız. Yani Cuma günü itibaren torbalar alınmaya başlanabilir. Kendi torbaları alarak önceki günün hazırlığını yapabilirsiniz. Bununla birlikte seçim gününe ilişkin, seçim sabahına ilişkin bir açıklama yapayım. Araçlar saat 6'da adliye önünde şehir merkezine veya köylere yönelik olarak saat 6'da harekete geçecek. Herkesin bilgisi olsun. Şimdi geçen seçimde bu mali idare seçiminde bazı sıkıntılar yaşadık. Ona ilişkin bazı önlemler almaya çalıştık. Bu kapsamda şimdi geçen özellikle merkez okullarda çok ciddi yoğunluk olduğunu gördük. Biz bunun önüne geçmek için merkez okullarında çift kabin uygulaması başlattık. Köyler olmayabilir ama merkez okullarında çift kabin olacak. Bunu sandık kurulu başkanları ve bina sorunların bilgisinden sunuyoruz. Muhakkak yani biz seçim gününde denetimleri yapacağız. Her okulda tek tek gezeceğiz. Her okulda muhakkak her oy kullanılan odada muhakkak çift kabin görmek istiyoruz. Bunun gerekli önlemlerinin alınmasını istiyoruz.